Merhaba arkadaşlar, Gurbet Canlı'nın dünyasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz de saat kaç oldu biliyor musunuz? 2'ye geliyor saat. Miley okuldan geldi, derslerine başlıyor. Ben daha vlog başlıyorum arkadaşlar. Bugün sabah bayağı işlerimiz vardı. Telefon görüşmelerimiz vardı, e-maillerimiz vardı, robotla ne derler? İş görüşmemiz vardı. Açık oturum vardı yani burada ikimizin. Biz beraber çalışıyoruz. Mecbur böyle bazen saatlerce sürüyor bizim bir konuda aynı şeye noktaya varmamız. O bir türlü diyor. Ben bir türlü diyorum derken yani vaktimizi alıyor. Sonra bir duşa girdim. Saçlarımı yıkadım. Yani duş aldım daha doğrusu. Ve o sırada Miley geldi. Allah'ım dedim. Daha da telefon yapılacak yerler var. Öğleden sonra arayacağım yerler var. Sabah çıkartamadığımız. Biz burada robotla görüşme yaparken ben en iyisi vlog çekmeyeyim. Siz bizi bir görseniz. Biz görüşme yaparken. Robot hiç oturmaz. Ayakta böyle bir ileriye bir geriye. Bir ileriye bir geriye. Ben de oturuyorum ya. Bana da fenalık geliyor geldikçe. Diyorum ki ya Allah'ın aşkına bir otur şuraya diyorum. Ben öyle deyince daha çok heyheleri geliyor o zaman. Oturmayacağım diyor. Ben böyle konuşmak istiyorum diyor. Derken konuyu da saptırıyoruz. Hani olur ya böyle bir konuyu şey yaparken böyle dağıtırsın. Başka konuya girersin. Yani öyle şeyler oluyor bizde arada. Ama hallettik yani. Belirli bir ortak noktaya geldik. Onu hallettik Allah'a şükür. Kiram. Bu Kiram da artık bu aralar diyor ki beni günde 4 kere dışarı çıkar. 5 kere çıkar Kira. Yok anacığım. Yok şimdi götüremeyeceğim. Tamam gideceğiz birazdan. Tamam. Birazdan götüreceğim kuzum. Evleri hiç toparlamadım. Bakın oturma odasına hiç elimi sürmedim. Sadece sabah mutfağımı toparladım. Akşamdan toparlamamıştım. Dedim hemen onları bir sileyim böyle cifledim mi derler böyle. Cifledim. Ben cifledim diyordum işte öyle. Ocağımı falan onları yaptım. O kadar. Deutsche Sprache, Schwere Sprache. Evet. Almanca çok zor ya. Almanca'da kelimeleri trenin ayırmaya böyle. Mesela kommen hani bir şeye sığmadığı zaman. Robot bile beceremiyor. Kanıt almıyor. Suçuk. Ya. Ay ne kadar zor ya bu Almanca. Ya düşün bakın yani Alman olmakla, dili bilmekle olmuyor. Bunların kurallarını bilmen lazım. Ama o kahve makinemin. Hani kahve makine. Kahve makinem arkada. Bugün yemek yerine waffle yapsam nasıl olur dersiniz? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben iyice sapıttım bu yemek konusunda. Artık ne yapacağımı sapıttım ya. Ama aslında Robert, isst du auch anstatt normales Essen Waffeln? Was? Isst du auch anstatt normale Essen Waffeln? Yemek yerine Waffel yer misin? Ja, aber ich will Crema dazu. Was? Schlagsahne? Sahne, ja. Bak yerim dedi. Duydunuz mu? Benim kocam böyle işte. Yemek aramıyor. Waffel olsun, üzerine bir krema süreriz, yeriz. Ama yemek yapmam lazım. Cihan'a bağlı şimdi. Cihan o şeyden işten sonra şeye gidecekmiş. Abisiyle gidecekmiş. Orada şey yapacaklarmış. Tekerini değiştireceklermiş. Kışık tekerlerini abisiyle ikisi yapacaklarmış. Onun için eve geç geleceğim dedi. Acaba diyorum dışarıda döner möner yer mi, yemez mi onu bilmiyorum. Cihan aramam lazım. Eğer Cihan yiyeceğim derse anne dışarıda yerim, yapmana gerek yok derse ben bugün waffle yapacağım. Ben daha hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Saat şu an tam 2 saat tam. Waffle ile kalacağım. Kilo alıyorum. Bakın. Göbeğe bak göbeğe. Neyse olsun. Bu şey kışlık yağ mı derler hani vintage bekliyor ya Almanlar böyle sıcak tutsun diye üşümeyeyim diye. Kahve makinem de canlanıyor. Birazdan İlkay ile Hakan uğrayacaklar. Dediler anne bir kahve içmeye geliyoruz dediler. 4'te evde olmamız lazım Cihan geliyor diye işte öyle. Ya robot bana bir yeni kamera al ya. Bu arada bulanık gösteriyor. Bir bulanık göstermiyor. Evet ben şimdi waffle yapmaya başlayacağım. Tarifi şeyden alacağım. Masmavi mutfakta. Bana bir takipçim yazmıştı. Onun yaptığı waffle güzel tutuyor. Ben ondan yaptım demişti. Ama ben şimdi önce bir kremamızı çırpacağım. Buzdolabına koyacağım. Hazır olsun kremamız. Çünkü waffle'leri belki sıcak yemek isterlerse hazırlayalım hemen. Evet, kremamızı çırpalım. Kremayı çırptım. Buzdolabına kaldıracağım. Şeker koymadım içine. Şekersiz çırptım. Şimdi waffle'nin üzerine de pudra şekeri falan atarlar. Belki Nutella sürerler. Çok tatlı olur diye düşündüm. İnşallah robot şeker istiyorum demez. Yok Silas artık yok. Ben burada bir iş yapmaya kalktım mı hepsinin karnı çıkıyor burada. Ben tarifi 8 waffle için yapacağım. Videoda 4 waffle büyük waffle çıkıyor diye vermiş. Onun için hepsini 2 misli koyacağım. 4 yumurta. 4 yemek kaşığı şeker. İki
paket vanilya tozu. Ve bunu güzel çırpacağız. Yüksek ayarda. 2 su bardağı süt. Oh, yetti. 2 su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. Şöylece hemen karıştırın diyor. Şöylece. Evet, karıştırdık. 3 su bardağı un. Ve 2 tatlı kaşığı kabartma tozu. Şimdilik. Allah'ım, kedi sapıttı kedi. Şöyle yaptığım zaman 2 bunun bir tanesi yapar şöyle. Bence göz kararı, atalım gitsin ya. Atalım gitsin. Şimdi böyle bunun içine eliyoruz. Eleyecekmişiz. Öyle diyor videoda. Biz de aynısını yapalım. Oo. Ben böyle işleri de hiç sevmem. At gitsin onu içine. Aha, batırdım bile her tarafı. Oo. Neyse, yapacağız artık. Öyle diyorsa tarifte. Öyle yapacağız. Güzel olsun. Olmuşken inşallah da güzel olur yani. Şu halime bakın ya, mutfağa batırdım, bir wafer yapıyorum. Hayret. Benim işlerim böyle işte. Olsun, temizler. Ne var sanki? Ha, tamam. Un tamamdır. Bakalım kıvamı güzel olacak mı? Benimkinde. Şimdi hadi bismillah diyelim. Bakın kıvamı böyle. İnşallah iyidir. İnşallah güzel olur, yapışmaz. İlk defa. Seneler sonra. Isınacak bu önce. Heh, ısınsın. Yağlayacağım. Ondan sonra başlayalım. Şöyle yapayım da siz de görün nasıl olduğunu. Beni görmenize gerek yok. Vafeli görün size en iyisi. Heh. Robot da sütü getirmiş, buraya koymuş. Yağlayalım. Oo, cızıl cızıl ötüyor bu ya. İnşallah yapışmaz artık. Heh, şimdi bir kepçe diyor kendisi. Bir kepçe. Onunki yuvarlak waffle Aizen'di. Ben biraz fazla mı koysam ya? Neyse, bu ilk denemelik olsun. Biraz daha koyayım bari, durun. Heh. Oo, bu akacak gibi. Çok mu koydum ne? Şimdi böyle kapatacağız bunu. Bu böyle pişecek. Ben bunu ağzıma yüzüme bulaştıracağım. Garanti, ben çok iyi biliyorum. Ben ilk yaptığım vafel de böyle ağzıma yüzüme bulaştırmıştım. Hiç güzel olmamıştı böyle. Ya lezzeti güzeldi o zaman da ama yani böyle güzel form olmuyordu. Şimdi bu waffleizer'in tabii şeyi büyük, şekli değişik olduğu için o bir kepçe diyor. Ben kaç kepçe koyacağım? E koyduk gitti zaten. Piştiğini nasıl anlayacağım şimdi ben? Ya bismillah diyelim, bir açalım mı? Vaaah! Güzel oldu be. Dur birazdan pişsin ne? Ne kadar olması lazım? 12 yaşında çocuklar böyle yeni bir şey dediler ya, ben de öyle oldum artık. Ama böyle bunu yapmasını becerirsem, bizim evde waffle'i çok seviyorlar, ben de çok seviyorum. Dur tabağımı şuraya getireyim. Bence bu pişmiştir. Ben bunu alayım. Uf, uf arkadaşlar, yapışmadı. Bakın. Ne güzel oldu. Sadece şuralarında biraz hamura az geldi herhalde. Hamurunu koyarken biraz dağıtarak koymam lazım zannedersem. Hadi bakalım ikinciyi yapalım. Çok merak ettim şimdi lezzeti nasıl olacak. Kokusu güzel. Bir şuraya koyalım şöyle. Bir tane de şuraya şöyle koyalım. Yeter değil mi bence? Ben kimle konuşuyorum ki burada? Allah'ın aşkına ya. Beni gören de deli diyecek. Kimle konuşuyorsam sizinle konuşuyorum. Tamam. Çatilay. Waffle waffle. Kuk 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 kuk. Ne güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu. Dur. Vallahi ilk waffle'im hakikaten çok güzel oldu. Bak bak bak, bir dene. Ne?
Evet. Evet, pudra şekeri şöyle üzerine. Deneyeceğim mi? Probire. Şimdi pudra şekeri. Saniye. Sen şey, aa, sunum yapacağız daha. Bizim evde sunum bunu yapamazsın. Ha böyle hemen yerler. Biz yendin mi? Hani dekorere hiç bir tane weißt du? Bak. Başka şeyim de yok ya. Dur şöyle. Bu süzgeci sevmedim ben. Süzgecim, öbür süzgecim de neredeyse bulamıyorum çay süzgecimi. Ondan geçirecektim aslında. Neyse şunu da yapalım artık. Bir daha edelim ha. Al hadi bir tadına bak. Hemen soğuk probiyorum ha. Hadi. Bu bizim testçimiz. Yemek testi. Değil mi? Hı? Bir de ben bakayım olur. Allah Allah. Ay hakikaten hamuru pek güzel olmuş. Hı? Good day. Becerdim. Ben bu işi becerdim. Her tarafımı da batırıyorlar. Şöyle temiz iş yapalım. Aha. Oğlanla gelin de yetişti. Kız! Sizin ne işiniz var burada yine? Ben yemek yapınca mı geliyorsunuz? Hiç cevap yok ki. Ya. Ne oğlandan cevap var ne gelinden cevap var. Sizden yemek yapınca mı geliyorsunuz buraya? Yemek değil ki, waffle yapıyorum, yemek. Hem onlar waffle falan yemez, onlar öyle diyet yemekleri yerler. Kamerayla konuşuyor. Hakan waffle yaptım bak taze. Ama yemem ben bunu. Ya ne dedim yemez. Spor yapıyor. Yapayım. Spor yapıyor çocuk ama. Tamam, çok güzel. Hakan ucundan birazcık kopar. Ya tamam ama kahve önce. Hadi bakalım kahve yapalım. Hemen şurada böyle dört köşe. Tamam. Drauf jetzt schnell. Hadi İlkay hadi İlkay. Ne yapacaksın? He he he. Böyle kenarlarına üstüne şöyle güzel dekorasyon yap bakayım. Geline dekorasyon yaptırıyor. Gel. Hadi bakalım. Allah'ım bir waffle yapacağız. İlkay. Başka? Atıyorum dur bekle bir tane daha gel. Dur. Bir tane daha yapalım. Hazır başlamışken. Getir bakayım şöyle. Yap bakayım. Pudra şekeri. Aman buna yapma buna yapma. Ben pudra şekeri istiyorum benimki olsun. Şimdi onu bir şeyin içine kenarıya şuraya koysan bir şey olur mu? Hı-hı. Olmaz. Ama donunca şey, azıskifrit bir de donacak. Donacak mı? İyi neyse kenarıya koy sen, donarsa donsun artık ne yapalım. Şimdi bunun üzerine bir de sahne yap bakayım, hadi. Sahne derken? Aha, sahne, ha. Şöyle. Nasıl yapalım? Dur bir. Robot fi sahne, wenig sahne. Üstüne böyle top mu yapalım yoksa? Ha öyle top, öyle yap. Top yapma, böyle yap robot. Robot çok sahneli istiyormuş. Ben seyre bakayım. Bak. Miley bak öğren. Öğren yengenden. O babanın. Ben de istiyorum. Tamam. Daha sahne var orada yaparız sonra kızım. Kenarına koyarız. Biz önce bir sunum yapıyoruz şu an. Sunum. Şimdi bunun üzerine bir de muz koyacağım. Ama bu olmuş mu? Doğru bunu da unuttum. Bu olmamış da. Okey. Tamam. Dankeschön. Şimdi üzerine muz koyalım birkaç şöyle. Bana aslında çilek daha güzel olurdu. Evet. Bir de şey var mı normal? Ne? Şokoşplata böyle üzerine serpmek için. Aha. Nerede? Aha da burada. Evet. Dreistern değil bu 5 yıldız. 5. 5. Oh! Bakın arkadaşlar. Waffellerimiz sunuma hazır. Şöyle bir gösterelim. Dur bir yakından. Hadi bakalım. Götür. Bizimkiler de kendi gibi kaldı. Bunlar da böyle yiyecekmiş. Gördünüz mü? Allah. Figürlerini koruyorlar. Ne olacak? Tabii. Biz kızımla nereye gidiyoruz? Anneanne. Anneanne'ye gidiyoruz. Anneanne'ye gideceğiz. Ama önce telefoncuya gitmem lazım. Ben telefona gidiyorum. Bizim bu VLAN problemi çok kötü bizim evde. Zaten 3. ayda bizim şeyimiz bitiyor. Fetramız, kontratımız bitiyor dedik. Bir telekoma soralım bakalım. Telekoma değiştireceğiz herhalde. Miley benim göbeğim elliyor diyor ki bu göbeğin çıkmış anne göbeğin çıkmış diyor. Kız. Elleme göbeğimi. Bostan yedin mi? Kavun yedin mi? Anneannesi kavun almış. Ne göstereceksin size asıl arkadaşlar biliyor musunuz? Annem benden acılı ezme acılı istiyor ya. Ah benim anacım dedi ki bana geçen. Seni yapmana gerek yok artık ben istemiyorum dedi. Kendisi yapmış gördünüz mü anacım kendisi yapmış. Pek de lezzetli olmuş ha. Bir de diyor ki bunu yapması çok kolaymış anne, diyor. Acılı. Biber salçası koymuş, domates salçası, baharat, bir de şey koymuş, salça, bir de ceviz içi koymuş. Çok güzel olmuş ha, anacım bayağı güzel becermiş. Yani bana da bak, bana iş olmasın diye yapmışlar. Anacım demiştir ki, ben kızıma eziyet etmeyeyim, bak kendini yapıyor. He?
Niye Brennan yapıyor? Acı değil. Allah Allah. Bakayım. Ya baharat kokuyor kızım, baharat kokuyor. Miley annenin ne dediğin? Hadi görüşürüz. Ah, gelelim işin kötü yanına. Şu mutfağı temizlemez olmazsa. Ne olur ben böyle burada pişirsem, etsem, biri gelse temizlese. Ay, Miley de arkada ders çalışıyor yine. Vah bu kızım var ya, bu dersle yazık. Şu tatiller gelse de çocukça rahat etse artık. Evet. Bıktık. O değil, biz de bıktık artık. Robotlara bakayım bu ne diyor diye. Bıktık, evet bıktık. Evet, her şeyden bıktım. Bakın, bulaşıktan da bıktım artık ya. Bitmiyor. Yemesi, içmesi iyi de. Mutfağın haline bakın ya. Neyse. Nereden başlasam diye düşünüyorum da. Aslında hiç başlayasım yok. Ama bu bulaşıklar sabaha bırakılacak bulaşıklar değil. Buranın toplanması lazım. Kamerayı kapatayım ben. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar hani demiştim ya Zara geriye gönderme kargo böyle Rüksel'de Shine koymuyor diye. Şeyin içine, paketin içine diye. Bana yorumlarda gelmiş bizim paketlerde oluyor diye. Niye? Biz bu bayanda duranlar üvey evlat mıyız da bizimkilere koymuyorlar, bize böyle eziyet ediyorlar bunları baskı yapmak için. Ben hala anlamış değilim. O nasıl oluyorsa. Halbuki Zara'nın şeyi herhalde aynı yerdedir. Deposu mudur ne domalansa işte artık. Anlayamadım yani. Herkes, hatta herkes yazmış. Benimkinde oluyor, bizim paketin içinde oluyor diye. Ve arkadaşlar ben halı sipariş verdim yeni. Bunu vlogumda detaylı gösterdim bilmiyorum. Sizlere bir şimdi göstereceğim. Halının rengi güzel. Çok güzel. Heh, ama bakın halı kira. Şu oyuncağını al ya. Biraz ince mi desem, neden desem. Bakın böyle toplanıyor. Ya öbür halımda toplanıyordu da bu kadar toplanmıyordu. Ben anlayamadım. Niye böyle toplanıyor? Şimdi halımın üzerinde biraz böyle kırıntılar mırıntılar varsa arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ama ev hali işte göstereceğim. Bakın buraya böyle hep yığılıyor. Halbuki masayı o kadar da ileri geri biz bu masayı şey yapmıyoruz böyle hani ileri geri çekmiyoruz. Çünkü bizim masa ağır. Bu masada da bir şey yemediğimiz için hep aynı yerinde duruyor. Ama kıvrılıyor. Ve bu halının başını böyle sararken kira sana ne oluyor ya? Sararken böyle güzel sarmamışlar. Ve burası daha fazla düzelmiyor. Gece hatta bunun üzerine çevirdik bunu. Masanın ayaklarını falan koyduk ama yani bilmiyorum. Bir dahakinde biraz daha kalınını alayım diyorum. Biraz daha kalınını ve tek renk. Tek renk halı olması lazım. Bu kiranın yüzünden benim halılarım hep batıyor. Hep senin yüzünden ha. Yok anam yok, senin yüzünden değil. Biz kendimiz de batırıyoruz kira yani. Hiç önemli değil ama dediğim gibi toplanıyor. Bilmiyorum. Ama olsun artık, ne yapacağız. Zaten bir seneye varmıyor. Hatta bazen 6 ayda bile halı değiştiriyorum burada. Evde hayvan olunca biraz hijyenik olsun. Öyle devamlı aynı halıyla olmuyor. Kiran'ın duruşuna bakın Allah'ın aşkına. Kurbanlık koyun gibi bekliyor orada. Diyor ki bu kadın ne anlatıyor. Böyle yapıyorum ya elimi. Böyle yaptıkça sanki ona bir şey söylüyormuşum gibi geliyor Kira'ya. Ben yeni dizimi başlasam. Benim adım Melek. Son bölümüne baktım. Bölüm yok. Mucize Doktor baktım, bölüm yok. Diyorum ki Azize'ye mi başlasam, çocuk mu başlasam? Bakayım, ben bir bakayım hangi bölüme başladığımı size söyleyeyim. Bu arada bugün yemek yapmadım ha. Evet, hakikaten yemek yapmadım bugün. Şimdi annemgile gittim, orada bir şeyler atıştırdım. Waffle yaptım, robot waffle yedi. Tamam dedi, bugün benim için yemek yapmana gerek yok dedi. Bakın işte robot böyle. Ne bileyim böyle hani akıtma yaparsın, Nutella'la yersin, bir şey Pfannkuchen, öyle şeyler yediği zaman da aramaz. Ben ararım mesela ama o aramadı bakın hiç. Cihan da şimdi döner yiyecek gelecek, abisi de gitti orada dönerci var, ben orada döner yiyeceğim dedi. Tamamdır. Yani ben de niye yemek yapayım ki, evde yemek istenmediği müddetçe yenmeyecekse, herkes toksa yemek yapmama gerek yok. Kom keyfim kom, yani gel keyfim gel hesabı oldu benim işim bugün. Şimdi biraz dizi bakayım. Diziye başlamadan önce şunu da tekrar göstereyim. Ben bunu size videomda göstermiş miydim? Bu Skin Collagen, hani içiliyor içten içecek. Bir faydasını gördün mü? Şimdiye kadar bilmiyorum. Ben bir değişiklik fark etmedim. Gösterdim tabii. Müller'den aldığımda göstermiştim bunu. Ben ucuzlukta almıştım ya, 20 Euro'dan 16 Euro'ya. Valla şimdilik daha pek böyle bir etkisini görmedim. Ne etkisi görülecek bilmiyorum. Gerçeği cildim parlayacak mı, dolgunlaşacak mı, ne olacak da. Yani bilmiyorum. Yani tekrar göstereyim de sorular da geliyor buna bazen yorumlarda.
Allah'ım bu kedi beni öldürüyor, bu kedi beni öldürüyor. Bugün 4 oldu mama verdim, hala mama istiyor ya. Doymuyor, niye doymuyor ben bilmiyorum ya. Bir de arada böyle aniden atlıyor, aniden geliyor ya. Böyle ben de çeneye dalmış oluyorum, unutuyorum. Evet, şimdilik daha bir etkisi yok. Neye karar verdim? Çocuk dizisine başlayacağım. Bakalım çocuk dizisi nasıl? Bir şey diye aklıma geldi. Duruyorum bir şey aklıma geliyor. Diziye başlamadım daha. Vodafone. Telekom'da eve internet, telefon bağlantısı ne kadar dedim, fiyat bilgisi vereceğim dedim ya, 60 euroymuş ayda. En hızlı internet 60 euro, 200 mbit mi ne diyorlar işte. İlk 6 ayı yeni müşteri olursan 20 euro, ondan sonrası 60 euroymuş. Biz şu an Vodafone'dayız. 3. ayda bitiyor faturamız. 3. aya kadar yani çift fatura olacak. Yani hem Vodafone ödeyeceğiz, Vodafone'a 39.95 ödüyoruz. Evet, 39.40 euro ödüyoruz. 20 euro da bu gelecek, etti 60 euro. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim, mecbur. Böyle giderse bu VLAN işi, bu evde internet işi, bizim işimiz internet olduğu için ne çalışabiliyoruz, ne oluruz, işlerimizi görebiliyoruz. Herhalde yapacağız ama robot diyor ki Amerika'dan gelince yaparım artık. Tatilden gelince 1. ayda diyor. O zaman bir 2 ay kalıyor herhalde. Onu da idare ederiz. Kedi var ya evin içinde sarhoş gibi dolanıyor. Ha. Bakın. 4 dolanıyor buraya. Ne istiyorsun ya? Gideceğim mi? Hadi git bakalım. Bir git bir. Hadi git. Git. Of. Kiran be. Kimse senin yerini tutamaz be. Bakın benim köpeğim nasıl akıllı. Benim köpeğim çok akıllı. Yapma dedin mi yapmaz. Gitme dedin mi gitmez. Gel dedin mi gelir. Ha, kedi gene atlıyor dışarıda. Allah. Mama istiyor. Kuzum sen de mama istiyorsun. Neyse şunun mamasını da vereyim de. Şunları doyurayım. Şu kediye 5. kez mamasını vereyim de bir rahat etsin ya. Sahibine çekmiş, bana çekmiş. Doymuyor kedi. Ben kedimize Silas'a şu küçük porsiyonlardan almaya başlamıştım. Norma'dan mı almıştım? Nereden almıştım? Konserve kalmamıştı da. Bunları sevdi. Küçük porsiyonları. Hadi dedik bunları alalım. Ama ya günde 5-6 kere istiyor kedi bundan ya. 5-6 kere bakın. Üstünde de yazıyor ki günde 3 öğün. 3 öğün verecekmişsin bundan. 300 gram. Yani bu zaten 100 gram. Bizim kedi 5 kere de yiyor bunda yani. Bakın cumartesi aldığım karton bitti. Bilmiyorum yani normal mi? Ya şimdi vermesem de ama ortalığı yırtıyor. Bilmiyorum ki yani günde 5 kere de neyin nesi anlamadım. Şimdi yine vereceğim. Çarem yok, vereceğim. Yani kedi bizi fakir edecek. Fakir. Ve gelelim asıl şu şişe konusuna. Bu şişeyi göstereceğim size. Bu YouTube'da da aynı Instagram gibi böyle bir şeyi göstermek artık çok problem oldu. Bir markayı gösterdiğim zaman size, dediğim zaman, tavsiye ettiğim zaman işte bunu alabilirsiniz, çok güzel, ben memnunum dediğim zaman reklama giriyor. Bu videonun içinde reklam yerleştirilmiştir. Entel product platiro. Bu Türk dizilerinde de, Türk dizilerinde de oluyor bazen. Yani istemeyerek bir markayı gösterdiğiniz zaman. Bunun sarısı da var bende. Dur onu da göstereyim. Hatta şurada açılmamışı var. Bir de onu göstereyim. Bu açılmamışı şöyle. Bu yeşili. Bakın. Böyle altında bunun şeyi var. Meyvalı var. Buraya bunun içine meyve koyuyorsunuz. Böyle kapatıyorsunuz ve suyunuza meyve tadı veriyor. Evet. Böyle. Miley bu şişeyi çok sevdi. Ben bunu bir arkadaşla gördüm. Oradan işte sonra sayfalarına sipariş verdim falan derken bu sayfada benim gurbetçi anne Instagram'ı olduğunu görmüş arkadaş. Dedi ki takipçilerin isterse takipçilerine kod verebilirsin. İndirim kodu dedi arkadaşlar. Bakın kendiliğinden söyledi sağ olsun. Ters şişeyi koydu şimdi. Kaç mililitre? 650 mililitre mi alıyor bu? 650 mililitre alıyor. Tam bir litre değil ama Mile çok seviyor. İçine bunun mandalin koyuyorum ben altına. Çilek koyun, limon koyun ve suyu tatlandırıyor. Yani daha güzel içiliyor. Ve benim kodum gurbetçi. Gurbetçi. Yani aldığınız zaman kasaya giderken kod verilen yere gurbetçi yazdığınız zaman %25 indirimle alıyorsunuz. 11.95 %25 indirimle söyleyeyim buradan. Çünkü geçen şeyin altına da yorumlarda geldi. Burada şişeyi burada durarken görmüşler. Aynur abla onun şişesi falan nereden aldın deyince ben hatta yorumlara yazdım o birkaç kişiye. Evet, gurbetçi yaz, gurbetçi C harfiyle yazdığınız zaman %25 indirimle alabiliyorsunuz. Bunu da göstereyim. Ama maalesef şimdilik ben bu videoda ürün yerleştirilmiştir diye şey yapmam lazım. Yazmam lazım. Çaresi yok. Valla ben size söyleyeyim mi? Acayip çok cezası var.
Çünkü bu Almanlar bizi var ya böyle didik didik yaparlar vallahi. Parça parça yaparlar. Onun için işimizi doğru yapacaksın. Almanya bu. Almanya kanunlarla kardeşim. Öyle görmezler, etmezler. Ama buna da göz yumum vereyim. İşte bu yapıversin. Bu tanıdığımdı. Burada böyle şeyler geçmiyor. Valla bize geçmiyor. Belki geçenler vardır bilemeyeceğim ama biz öyle bir şeye rastlayamadık daha. Bize kimse daha böyle şey geçmedi. Ne diyorlar? Dur. Ana. Torpil. Torpil. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın da yani bazen böyle kelimeler aklıma gelmiyor yani. Kelime hazinesi mi derler? Kelime hazinem yani iki dil büyüdüğümüz için ne o dilde fazla çok oluyor kelime hazinemiz, ne öbürkü dilde, ne Almanca'da, ne Türkçe'de. Böyle iki arada yani iki dilinde kelime hazinesini böyle şey yapamıyoruz. Fazlalaştıramıyoruz. Vardır yapanlar tabii ki muhakkak ama benim aklım o kadarına çalışmıyor. Ama şimdi dizime başlayalım. Telefonumdan bakıyorum diziye. Cihan. Tamam. Cihan da mesaj yazıyor. Arabasının tekerleri olmamış. Yanlış teker olmuş. Yarın tekrar yapılacakmış. Evet. Ben şimdi yatmaya gidiyorum arkadaşlar. Saat 9. Dizinin çocuk dizisinin daha ilk 10 dakikasındayım bakalım. Şu anda pek bir şey anlamadım. İnşallah güzel dizidir. Ve bu arada dizi bakarken kestane yedim. Kestane yerken resmen şu dudağımı ısırdım. Bu kadar olur mu? İnsan yani nasıl kestane yediysem. Gel bakayım şimdi. Derdini anlat bakayım. Senin derdin ne? Karnın tok. Şimdi mama verdim. Ne istiyorsun? Söyle. Ben biliyorum bunun ne istediğini. Bu şimdi diyor ki sen bir yatmaya gitsen, ben de seninle yatağa gelsem, ikimiz böyle sarılsak, dizi baksak, uyusak diyorsun değil mi? Evet, bence derdi bu artık. Başka derdi olamaz. Başka ne derdi olacak? Ah şu kamera var ya arkadaşlar, kamera gidiyor. Bizim tatile gitmeden önce muhakkak kamera almamız lazım ama karar veremedik hangini alacağımızı. Evet arkadaşlar, buradan da videomun sonuna geleyim. Umarım bugünkü vlogum hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma bir beğeni ve bir dahaki vlogumda görüşelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.